protokolün üzerinde yer verildi ve siz sevgili misafirlerimiz. Muallif İsmail Hakkı Bey'in bestelerini icra edeceği konserimize hepiniz hoş geldiniz, sabahlar geldiniz. Şimdi sizleri bestekarımızın hayatını anlatıldığı kısa bir belgesel filmle baş başa bırakıyorum. Buyurun. İsmail Hakkı Bey 1865 yılında İstanbul'un Balat semtindeki Molla Aşkı Mahallesi'nde doğdu. İlkokulunu okuduktan sonra bir örücü olan İbrahim Ağa'nın yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Bu esnada iş yerine yakın camilere gidip dini vazifesini aksatmıyordu. Hatta öyle ki bu camilerde ezanları dahi o okumaya başlamıştı. Çünkü sesinin güzelliği aşikar bir şekilde anlaşılabiliyordu. Bir gün birisi İsmail Hakkı'nın müezzinliğini yaptığı camilerden birine namaz için geldi. Gelen kişi birçok musiki şınasımızın hayatında olduğu gibi bu güzel sesi duyan yüksek dereceli bir saray görevlisiydi. Hatta öyle ki bu kimsenin sarayın müezzini olduğu dahi söylenir. Bu şahıs bu sesi duyduktan sonra küçük İsmail Hakkı'yı Mızıkayı Hümayun'a alınması için aracı oldu. Tam manasıyla işlevini 1909'larda yitiren Endor'un mektepleri o zamanlar haliyle daha kapanmamış bir müesseseydi. Buraya en verimli yaşlarında giren küçük İsmail Hakkı çabuk adapte olmuş, geleneksel öğretim ölçüleri içinde Suyulcu Latif Ağa'dan musiki öğrenerek birçok fasılı kısa zamanda geçmiştir. Bir taraftan da Mızıkayı Hümayun hocalarından batı musikisi ve batı notası öğrenip kendini daha da geliştirmiştir. O zamanki Endor'un musiki şinaslarının hemen hemen hepsi Hamparsum notası bildiğinden İsmail Hakkı da bu notayı kolayca öğrenmiştir. Hamparsum nota sistemini 19. yüzyıl başlarında 3. Sultan Selim'in isteği ve desteğiyle Ermeni asıllı büyük müzisyen Harpasyum Limonciyan tarafından geliştirilmiştir. Gerek Türk musiki gerekse Gregorian Kilisesi dini musikisinde kullanılan Hamparsum notası 200 yıl boyunca binlerce eserin kaybolmasını önleyerek musiki dünyasına paha biçilemez bir hizmet vermiştir. Yorulmak bilmez bir çalışma ve öğrenme gayreti içinde sanatını geliştiren İsmail Hakkı kısa zamanda Sersazendiliğe terfi ettirildi. Daha sonra Kolağası rütbesiyle küçüklüğünden beridir zevkle yaptığı müezzinlik makamının başına geçirilip müezzin başı oldu. Tabi İsmail Hakkı Bey bunlarla yetinmedi. Zaten artık iyi de bir bestekar olmuştu. Bu kazandığı tecrübelerini diğer insanlara da aktarmak istediğinden çeşitli müzik grupları kurdu ve haliyle de birçok sayıda talebe yetiştirdiğinden dolayı muallim sıfatını aldı. Artık bu şekilde anılmaya başlandı. Eserlerinin arasında Fikrimin İnce Gülü halkımız arasında en meşhurlarındandır. Bunu ise ilk olarak Sultan II. Abdülhamit Han'ın dinlediği söylenir. İsmail Hakkı Bey siyasetten uzak bir yaşam sürdüğünden dolayı gelişen 2. Meşrutiyet, 31 Mart vakası, 1. Cihan Harbi gibi durumlardan kendisi pek etkilenmeyip sanatını icra etmiş ve bunu daha da geliştirmeye devam etmiştir. Bayezid'in arka taraflarındaki Koksa'da bulunan Şeyh Şamil Efendi konağında faaliyet gösteren Musiki Osmani Mektebi'ni İsmail Hakkı Bey kurmuştur. Bu okulda kadın erkek ayrımı yapmadan ders veriyordu ve öğrenciler halka açık konserlere hazırlanıyorlardı. 12 Aralık 1919 günü bu talebeleriyle birlikte Bayezid'de bir konser verdi. Konserde kadınlarla erkeklerin beraberce sahneye çıkması zamanın Şeyhülislam'ı Haydarizade İbrahim Efendi'yi kızdırmış ve Şeyhülislam'ın "Din elden gidiyor" diye feryat etmesine sebep olmuştur. Tüm bunlarla beraber muallim İsmail Hakkı Bey hayatında fasıl şefliği de yapmıştır. Çok güçlü nota bilgisi olduğundan ayrıca solfej muallimliği görevini de üstlenmiştir. Bunların yanı sıra soyadı kanunundan sonra Aksoy soyadını alan İsmail Hakkı Bey hayatında tek evlilik yapmıştır. En büyük oğlu Ahmet Sayım Aksoy sporculuk yaparken Ziver, Ahmet, Zeki ve Sait Aksoy hanendelik, sazendelik ve bestekarlık yapmışlardır. 30 Aralık 1927 tarihine gelindiğinde ise Derhulhan'daki görevinden Bebek'teki evine giderken tramvayda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiştir. Eğrikapı'daki aile mezarlığına defnedilmiştir. 62 yaşında yaşamını yitiren İsmail Hakkı Bey, Mahur Han makamının mucididir. 6 operet, 15 peşrev, 21 saz semaisi, 5 kâr, 1 kârı natık, 1 methal, 10 dini eser, 8 oyun havası, 17 zeybek, 2 longa, 30 beste, 26 ağır semai ve aksak semai, 3 sengin semai, 36 yürük semai, 320 şarkı musiki repertuarını ondan sonra gelenlere hediye etti. İlginçtir ki İsmail Hakkı Bey Türk musikisinin dışına çıkarak Yahudilerin
vermiş olduğu İbranice güfteler üzerine sinagog ve havralarda okunması için dahi eserler bestelemiştir. Kendi el yazısıyla yazmış olduğu bütün eserleri TRT Müzik Dairesi arşivinde bulunmaktadır. Bunlara ilaveten ilgileri için ise nazari olarak solfej veya nota dersleri, usulat, solfej, makamat ve ilaveli nota dersleri, mahzene esrar-ı musiki yahut teganniyat-ı Osmani eserleriyle gelecek kuşakların musiki bilgilerini geliştirmesinde önemli ışık tutmuştur. İsmail Hakkı Bey fasıllarda makam sayısını sınırlı tutmazmış. Şehnaz ve Buselik makamlarından başlayarak sırasıyla Hisar, Nişaburek, Mahur, Yegah, Acem Kürdi, Ferah Feza, Neveser, Evcara, Tarz-ı Nevin gibi makamları dinleyiciye tanıttırırmış. Az kullanılan Muhayyer Sümbüle, Pençgah, Kürdi, Gerdaniye, Rahatül Ervah, Zavil, Nikriz, Acem gibi makamlardan da örnekler vererek makam zenginliğinde bulunmuştur ve böylelikle unutulmaya yüz tutmuş olan makamları tekrar gündeme getirmiştir. Şehzadebaşı'ndaki Yeni Ferah Tiyatrosu'ndaki İstanbul Operetinin orkestrasını bizzat kendisi yönetmiştir. Yine o dönemlerde ince saz takımlarında çalan ve söyleyenlerin sayısı pek fazla olmazdı. Bu alışkanlığın da dışına çıkarak 30-40 kişilik saz ve ses topluluğuyla konser vermenin ilk örneğini de İsmail Hakkı Bey vermiştir. Bu konserlerde sanatkarlar aynı tip elbise giyer, ses sanatkarları ayakta dururlar, böylelikle dinleyiciler üzerinde iyi bir etki bırakırlardı. Bunları tatbik ederek program düzenleme ile ilgili kuralları bu sayede yönetmeliğe bağlamıştır. Ancak bu tür konserlerde şimdiki gibi bir yöntem uygulanmaz, ses ve saz sanatkarlarını yarım daire şeklinde dizer, heyetin tam ortasında elinde defi olduğu halde kendisi oturur, toplu programlardaki geleneksel icra şeklini uygular ve her iki tarafı kontrol altında tutardı. Münir Mazhar Kamsoy'un verdiği bilgilere göre Ziya Bey Darül Elam'daki bugünkü gibi fasıl yönettiği halde İsmail Bey'in kendi tarzındaki fasılları yönetmesine izin verilmişti. İsmail Hakkı Bey Türk musikisinde son Osmanlıların eğitimi itibariyle saray kökenli bir üyesidir. Osmanlı döneminde yetişmiş, meşrutiyet dönemini yaşamış çok az bir süre olsa da Cumhuriyet döneminde de musikiye hizmet vermiştir. Osmanlı'nın musiki geleneğini Cumhuriyet'e geçişte iyi bir şekilde taşıyan bu değerli insanı saygı ve rahmetle anıyoruz. Allah-u Teala hayat iken yapmış olduğu hataları affetsin. Saygıdeğer konuklarımız, konserimize İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'ndan katılan ve bugün bizlerle aynı sahneyi paylaşacak olan klasik kemençe sanatçısı Sayın Sertaş Tezeren ve tambur sanatçısı Sayın Özata Hayran beyefendilere katkılarını öldürüp korumuz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Şimdi korumuzu ve konseri düzenlemek üzere değerli şefimiz Sayın Kenan Şubay'ı huzurunuza davet ediyorum. Teşekkür ederim.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Efendim. Yoruldum. Sizinle zor bir konserde. Teşvikleriniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İsmail Hakkı Bey, Muallim İsmail Hakkı Bey çok önemli bir besteci. Abdülhamit Han döneminde yaşamış ve onun sırdaşı olarak biliniyor. Ve vücuda getirdiği eserlerin hakkı hesabı yoktur. Biz bunların sadece birkaç tanesinden bir Demet Yaptık vesileleri sunmaya çalıştık. Hatamız olduysa kusura bakmayın. Bir sonraki konserimiz 26 Nisan'da yine bu salonda Yeşilçam Film Müzikleri olacak. O tarihte biliyorsunuz Çeletra Film Festivali şehrimizde gerçekleşiyor. Bir akşam da konserle geçirecekler. Oradan gelen misafirlerimiz. Ben bu arada İstanbul'dan teşrif eden sanatçı arkadaşlarım Sertaş Tezeren diye ve Özel Tahayan diye çok teşekkür ediyorum şahsımda. Hiçbir zaman bizi kırmadan, şey yapmadan, mazeret söylemeden derhal gelen değerli kardeşlerimiz, sanatçılarımız. Ben teşekkür ediyorum. Konser tarihini söyledim. Teşrifleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu arada plaket şeyi soracak galiba. Ben sunumu veriyorum. Evet, Sayın Satık İşlerimize teşekkür ediyoruz. Efendim, konserimize değerli katkılarından dolayı Gülnaristan, klasik kemancı sanatçı Sayın Sertaç Tezeren Beyefendi'ye kurum müdürümüz Sayın Onçay Gülman Beyefendi'nin plaket takdiri olacaktır. Arz ederim. Buyurun Sayın Gülman. Evet efendim, alkışlarımız. Sayın Sertaş Tezeren Beyefendi'ye teşviklerinden ötürü teşekkür ediyoruz Sayın Gülümüz aynı şekilde. Şimdi efendim yine günün kınısına tambur sanatçısı Sayın Üzete Ayan Beyefendi'ye kurum şefimizin plaket takdiri olacaktır. Arz ederim, buyurun. Sayın Özakar Ayak Beyefendi'ye de konserimizi teşekkür ediyoruz efendim. Aynı şekilde konuşuruz bize. Efendim, bir dahaki konserde görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun.